dünyada hazır meşhur bugün. Oşe 10 kıraat imamları, ular birinçileri İmam Nafi'l Medeni buladılar. İkincileri İbn Kesir el Mekki buladılar. İbn Kesir el Mekki. Üçüncüleri Ebu Amr el Basri. Dördüncüleri İbn Amir el Dimeşki. Beşincileri İmam Asım el Kufi buladılar. Altıncileri Hamza el Kufi. Yedincileri Kisa el Kufi. Sekizincileri Ebu Ca'far el Medeni. Dokuzuncuları Yaqub-ül Hadrami, onuncuları Halef-ül Aşir buladır. Demek kıraattaki imamlarımızın sonu neşteyken? 10'da. صلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم أزلرم إيمان أهله إسلام أهله برچلرینگیزگه اولاً بار بو مبارک کچلر مبارک کنلر مبارک بولغی Biz bugünden başlayıp inşallahü teala hayatımızdaki o şey biz üçün nemune bugün. Bütün ümmetini, fakirleri bugün aynen kıraat imamlarını hayatlarını inşallah sizlere bayan kılıp başlayalımız. Niye? Çünkü biz onlarını eğer bilsek, sidat-ı zatlarını, kendi Kur'an'ın ağırlıklarını bilsek ki illa onları okşayalımız. Ve onları okşayıp yaşayışlıkını Allah Teala'dan sorayımız. Onları yeşilken seyin Kur'an'da ziyade bulamız. Kur'an örgenişlikte yine şicaatlanemiz. Ve elbette kıraat imamlarını biz evvelde Ramazan'dan başka hariç sütbetlerimizde, dersliklerimizde köple beytkenimiz. Ular o şey 10 kıraat imamları buladıken bu sefer, onlarının neticede siz 4 mezhep imamlarını bilgeniniz gibi inşallah Teala tuğluk bilip olasınız. Ve hayatınızda fakat onlar size nemune buladı. Belki biriniz ferzendinizde nam veriyetken peytinizde, neverenizi ismini koyuyetken peytinizde, o imamlarını sevgeninizden biriniz mümkün gelecekte nafi de birasız. Gelecekte mümkün biriniz asım değilsiniz. Gelecekte biriniz aytasız ki Yaqub deysiz. Gelecekte biriniz aytasız ki Hamza deysiz. Çünkü o şey kıraat imamları bilen tanışıp onların siyreti zatını bilip onlar Kur'an'da kandayı zeberdes bogarlar. Kur'an'ı kandayı örgenip kandayı talim bergenler. Her birinin hayatı da bizge büyük büyük bir namuneler var. Ve işitin kıraat imamlarını bugünlük günde inşallah bu mescidinizde evvelen var isimlerini eğitip başlayayım ben. İsimlerden siz bilin ki ular 10 tane. Ama her 10 tası, her ikkelesine ikkiden hala biz ravilerini hem eğitemiz. O şey imamlardan, aynıysa yaşlar, bilip kalın. Ve bizi kanallarımızda kayıttan, namazdan kayıtkeninizden keyin bunu tekrar eşitip, rüçge kalem defterlerinizi alıp yazın bunların ismini. Huddu özünüzü, ecdadınızı bilgen deyin. Belki bunlardan hem kubrak bir ilimge gibi olup, bu imamlar hakkı da cüde hem, Gayret bilen, şicaat bilen onlarını siret-i zatını yakşı örgeni. Birinci imamımızı tekrar eğitemem. Bana şu yaşlarda inşallah ilim sabit buladı. Bu yaşlar hele özden keyingi avladını ilahım ilmide, onlarını dinide en yakşı muallim olup örgütücüleri buladı. Çünkü ben eğitişliğim bilen köpleri istifada kıldılar ve telefonlarını alıp yazdılar. Allah Teala kalplerdeki Kur'an sevgisini ziyade eylesin. İmamlarına bakan muhabbetlerini bundan hem köpeysin. İlahım nesiller eder. Ve berçengizin neslinizden bana şu indi bugünlük günde zikirleri boşladıken, namları eğitiledigen kıraat imamlarını gelişliğini berçengizin neslinizden perverdiyar alam kıyamet geçe berdevam kısın. Demek birinci imamımız buladılar İmam Nafi' el-Medeni. İkinci imamımız İbn Kesir el-Mekki. Üçüncü imamımız Ebu Amr el-Basri. Dördüncü imamımız İbn Amir el-Dimeşki. Beşinci imamımız İmam Asim el-Kufi. Altıncı imamımız Hamza el-Kufi. Yedinci imamımız Kisai el-Kisai el-Kufi. Sekizinci imamımız Ebu Ca'far el-Medeni. Dokuzuncu imamımız Yaqub el-Hadrami. 10. imamımız Halef el-Aşir. Bu şubu siz eşitken 10 imam bunlar kıraat imamlar. Aynen Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyhini ne diyebilirsiniz? Fakihimiz diyebilirsiniz. Fıkh ilmini sultanı.
İmam Şafiiler, İmam Malikler, İmam Hanbeliler kabi. Hazreti İmam Buhari'ni, İmam Tirmizi'ler ne diye bilesiz? Ular elbette hadis ilimlerinin sultanları bugünler. Ana oşa imamlarını, birilerini hadiste, birilerini fikhte bilgeniniz gibi bugünlük günde mene şu Ramazan-ı Şerif'ni barakat eden ular kurra bugallik için sizü bizge Kur'an'ı yetip gelişlige sebepçi bugün zatlar bugallik için inşallah ularını her birilerinin hayatını Ramazan sohbetlerde kıskaça bosa hem ürgenip gitemiz. İlla ular 10 tane bosalarda eğitip durup ben ki sözümü evvelde her birilerine ikteden ravu yap gelemiz. Ravu'yini misalını kendi düşünesiz. Ravu'yini misalını Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi imam ediler fikhte. Ularının şagirdleri birincileri Ebu Yusuf, ikincileri Muhammed İbni Şeybani kebi büyük ravi'ler. Yani ularının talebeleri diye meşhurlu giden, ilimlerini alıp takatkarlı giden ularını aynen Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyhini büyük şagirdleri diye bilgelikimizdik. Kıraat imamlardan her birlerine keyingi sohbetlerimizde, başka mescitlerde buladığın sohbetlerimizde inşallahü teala ularını elbette ravi'leri hakkında hem sizlerge haberini, ilimini verip getirmiz. Mesela birinci sizlerge aitilgen İmam Nafi' el-Medeni bosalar, o zatını ikkele ravi'leri. Birincileri İmam Kalun buladılar. İkincileri de İmam Varş buladılar. Şimdi sizü bize hazır karlarımız bu hatmanalarını başladılar. İmam Asım kıraatı buladıkken olsa İmam Asım'ın ikkele ravi'lerden birincileri mesela Şuab'a buladılar. İkincileri Hafs buladılar. Bunların bana şu tertipte örgenemiz. Demek 10'ta kıraat imamı ikkide her birge ikkele ravini apkesek, ikkiden ravini apkeledeki olsa 20'te buladı. Ramazan'ın içinde inşallah her bir şahs hakkında, o zatların her birileri hakkında kıskaçı bozu hem tanışamız. Karan ki, bana şu İmam Asım'ın el-Kufi'ni ilk ravileri sizlerle eğitip durduğun İmam var, İmam Şuab'a bozular, Ramazan'ı şeriften teşkarı, başka bir hatmanalar, dersliklerdeki hatmanalardan teşkarı, bir bürçeknin özü de 18 bin mertte Kur'an'ı hatim kıyırlar. İşte yapsın 18 bin mertte. Bunu yakşayam ki biz bu ruvayetini daim etkenimizde yukarıda dua kıyanımız gibi o şey singillerge dua kılamız. İmam Şuab'a 96 yaşa kirip. 96 yaşa kirgen, kikseygen, yaşları uzun bugün bir halde yatıptılar töşekte. Ölüm töşekide. Kuzları da yaş. Burçakke karardılar. Kuzları da yaşlanıp yaş, sakallarına hatta düşken sakalları hül bugün. Bunu kurgen yanlarındaki ciğerleri, ciğer eken de, singilleri, karab, okanı yupatmakçılar. Ayeti yaptılar ki, okacan, siz ahir bu dünyada bana bu umrunu kurdunuz. Hayatınız fakat Kur'an'da öttü. 96 yaşınız geçe Kur'an okup, Kur'an okuttunuz. Dünyanın nemesine açını yapsız. Dünyanın nemesine hem hasret çeki yapsız. Ahir siz büyük bir ustaz buldunuz ki, diye yupatıp şundayın güzel sözlerini etseler, İmam Şuab'a başlarını uyardan bir kahraketlendirip, başları yastıkta yok diye yaptılar. Men dünyaya açınıp, dünyanı terk kılıyetkenliğimden hasret çekip, küyünüp yığılıyetkenim yok, sinirim, ciğerim diye yaptılar. Men bu yaşlarını Allah'a hamdler ettim. Şükranalar kildirip, bu yaşlarını tokuyup ben diye yaptılar. Ha diye yaptılar. Hakikatte Allah subhanahu ve ta'ala beni Kur'an kılıp yarattı. Hayatım boyunca Kur'an okudum. Allah'ın menge bergen büyük bir boyligi siyligi ki ana o şebürçeknin özü de 18 bin mertte Kur'an'ı hatim kıldım diye yaptılar. Allahu Ekber. Yığıları şu bürçek bilen hayırlaşıyor bugün eken. O şebürçek o kişi için en aziz joy bugün eken. Kıblanı o şebürçeki kıblanın bürçek tarafı buladıkken olsa o şebürçekteki hatmanalarını islep bana şundan yığılayetken kolları da yakşayam ki singilleri bunu sonra gelirler. Çünkü hem singillerine dua kılı yapmış ki Allah razı olsun uzattan. Amin deyin. Allah razı olsun ki bu sözlerini etkenler bu mezem imam bu halatını biktirdiler. Riya bulmasın diye bir karından telaşıp düşken singilge etmeye etken yediler. Ta inki yığılagenleri de singil yüpetip o şey sözünü etaldılar. Ve bir yastıkka baş koygen ayalları bilmez idi ularını. Ular şimdi abıtlar idi. Keçesi ayalını kulatıp koyup sel uyku tavuşu kana kadar uykula geldiği nefesden bilinse sekin turu alıp hatmanalarına durardı. Niye? Şu ayalım kurmayı koyak olsun beni ibadetimle halislik et. Ana bu takvadır. Ana bu imandır. Ana bu ihlastır. Allah subhanahu ve ta'ala
u Ramazon oyatini avvalda ne deya marhamat qildi? A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum nima dedi? Tattaqun. Ey iymon ahli, sizlardan avvalgilarga farz qilingan Ramazon sizlarga ham farz qilindi. Shoyat nimalardan taqvodorlardan bo'lsangiz. Shoyat och qolib menga shunday ibodat qilsangiz, shoyat suvsiz qolsangiz, shoyat unday bo'lsangiz, shoyat bunday bo'lsangiz demadi. Alloh taolo la'allakum tattaqun dedi. Shoyat taqvodorlardan bo'lsangiz. Taqvo at-taqvo ra'su kulli shay deyiladi. Har narsani boshi taqvo. Mana shu Ramazonda Qur'onni eshitgan sayinimiz bilingki qalbimizdagi taqvo ziyoda bo'ladi. Agar biz Alloh bizdan talab qilgan taqvoni qo'lga kirita olsak, bilingki inshaalloh mana shu yerda yuruvchi farishtalardan bo'lasiz. Yerda bir farishta yurgan bo'ladi agar siz Alloh aytgan taqvoni qalbingizda saqlay olsangiz. Duo qilamiz Alloh subhanahu va taolo, ilohim bu masjid, domlajonimiz, yonlaridagi noyib domlalar, otaxonlar, bularni borlariga shukrlar bo'lsin. Ularning duolarini, bizlarning haqlarimizda, elimiz, yurtimiz, butun olamni tinchligi uchun qilayotgan barcha duolarini Alloh ijobat aylasin. Sizning bosib kelgan qadamlaringizni nur aylasin. Bilingki, sizni Qur'on ishqi bu masjidlarga, bu jomilarga olib keldi. Bilingki, xatmonalarni Alloh sizlarga nasib qildi. Chunki qalbingizda Qur'on sevgisini, iymonni ko'rdi. Alloh qalblaringizdagi iymonni bundan ham ziyoda aylasin. Qur'on ishqini bundan ham ziyoda aylasin. Farzand so'rab turganlaringizga solih, olim farzandlarni ato aylasin. Qarzdorlarimizni Alloh taolo mana shu kunni barakotidan qarzlardan najot topsirsin. Bemorlarimiz, mana shu shifoxonalarda yotgan, uylarda yotgan bemorlarimizga Alloh taolo o'zi shifoyi komil ato aylasin. Musofirlaringizni g'onimina salimina elimizga, yurtimizga, quchog'ingizga kelishligini, uyingizni to'ldirishligini Alloh o'zi nasib ro'zi aylasin. Va sobiqda, mana o'tgan Ramazonda bordilar ular. O'tgan Ramazonda hatto biz bilan mana birga baravar ibodat qilganlar. Bu masjidimiz o'zidan hatto butun jamoatimizdan o'tgan barcha mu'minu mu'minot, muslim musulmonlarni Alloh taolo o'zining rahmatiga olsin. Bizi bu qilayotgan duolarimizni ularni qabrlariga nur, ruhlariga surur aylasin. Har biringizni qalbingizdagi ezgu niyat so'rab o'ylaganingizdan ham a'losini va o'ziga mahbub bo'lganligini ato aylasin. Qorjonlarimizni qiroati bundan ham go'zal bo'lib, bundan ham mahorat bilan go'zal bir ahkomlarda, puxta bir tajvidlarda o'qib, hammamizni xushnud qilishlarini, hammamizni quvontirib, iymonda, tilovatda ziyoda bo'lishligimizga Alloh bularni sabab chiqsin. Va sallallohu ala sayidina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله